Evet, çok uzun zamandır çekmek istediğim ama yapamadım ve sonunda başladım. Ya benim için çok özel ve çok önemli videonun ilk bölümündeyiz. Need for Speed Underground 2'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Lütfen beğenmeyi ve yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Peace. Hadi. Hi, I'm Brooke Burke, and I play Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Playing a racer in the game was a lot of fun, but on the streets, I make sure to drive safely and responsibly. Of. When it comes to racing, make sure you only do it on the streets of Underground 2. Az izlemedik So bu remember introyu to ya. always use your seatbelts and obey the laws of the road. Lancer'ın kapılara, Evo'nun kapılara bak. Arkada. Vay be. Müzik, müzik gel, gel. Bu kadar. Olay bu. Neyse tamam çok. Dur çok da dinlemeyelim şimdi. Video bir şey gidecek. Patlamayız değil mi müziklerden? Neyse. Vay, yeşil 350'e. Tamam abi. Şu an gaza geldim. Bayview'da. Hey, how's it going? I'm Rachel, Samantha's friend. I heard your plane finally got in. Yes. Well, welcome to Bayview. Hey, if you haven't already guessed it, what you're hearing is the car's short message system, otherwise known as SMS. Aa, SMS'in açılımı bu muymuş? Artık pek kullanılmıyor ya. Vay be. Tamam. Arabadaki hıza bak, bir de nitro. Vay be, şu nitro efektine falan bakın. O arka stoplar arkaya doğru uzuyor. Özlemişiz. Yeni Need for Speed oyununa hasret kaldık diyecektim ki 5 Kasım'da geliyor zaten. Need for Speed Heat. Profesyonel sürüş şeyi beklemeyin. Araba akıyor. Meşhur, meşhur alan burası işte. Burada bir kocaman bir göbek olacaktı. Heh, aynen. Dur mesaj gelmiş minimap. Ne gerek yok minimap. Sal abi. Escape her bastığımda araba sola dönüyor. Unutmamam lazım onu. Oyunu durdurmamam lazım. Hadi arabayı almaya gidelim. Vay be. Abi şu efektleri falan özlemediniz mi ya? Hadi enter shop. Şimdi Sam'in arabasıydı bu galiba. Samantha called. Your insurance payout just came through, so she wired it over. Hah. Para geldi sonunda elimize. Bir araba alabileceğiz istediğimiz. 206 Focus Corolla 240 SX Miata Civic. Top speed en iyisi hangisininmiş? Hepsininki çok kötüymüş. Anladım abi. Ya ben Civic almak istiyorum çünkü o VTEC, VTEC yani olay. Ben Civic'i alıyorum. VTEC'i alacağız abi bu kadar. Bu kadar. VTEC kicked in yo. Üf. Duyalım bakalım. Now that you got yourself a set of wheels, head over to my garage. Don't bother looking for races because there's nothing going on. Şimdi garaj Of, sese bak. Yani ses var, görüntü yok şu an çünkü araba hızlanmıyor ama ses var. Bunu biraz modifiye etsek kendine gelir bence.
Vay be. Sığar mı? Sığmadı. Nitromuz da yok da. İlk yarışımıza gidiyoruz galiba şu an. Ama burada modifiye sistemi vardı. Arabamızın aslında görüntüsünü değiştirdikçe star rating diye bir olay var. O star rating'i arttırıyoruz. Arabayı ne kadar çılgınca modifiye edersek star rating o kadar artıyor. O star rating arttığında da dergi kapaklarına falan çıkabiliyoruz. Veya DVD kapaklarına, CD falan. Böyle şeyler önemli bu oyunda. Biraz araştırdım. Onları unutmamak lazım. Yani aslında arabayı sevdiğin gibi modifiye etmekten çok abanman gerekiyor abi. İşte yok kanadım evim kadar olsun falan tarzı. Zaten bu asıl konuda zaten GTR var bir tane Ara 34. Şehrin babası. Onu devirmemiz lazım. Her şeyin kontrolü bende falan filan diyor. Her şey benden geçer diyor. Yarışlar burada iyidir falan. İstediğin her yarış vardır diyor. Eğer nereye bakacağını biliyorsan. Drag, drift, pist. Hepsi bende diyor. O zaman gidelim abi. Uzatmaya gerek yok. Car select, change parts. Tamam, parçalara falan bakabiliyoruz. Ben dönüyorum abi çünkü param yok. Yarışlarımızı yapalım. Hey, by the way, I forgot to mention that there's a lot of action in the city tonight. I've uploaded the race location. Yarışlarımız varmış. Bakalım M'ye basınca map açılıyordu. Performance Shop Garage Circuit. Street X'e gidelim. Street Cross. Street Cross'a gitmemiz lazım. En zevklisi oydu galiba. Ya da Street Cross ismi hoşuma gitti yani. Ne yalan söyleyeyim. Street Cross'a gidelim biz. Bağlanmasını bekliyoruz. Haydi bakalım. Ya şu navigasyonun sadeliği çok iyi değil mi? Hemen burası bize. Except. Yo, listen here. You're about to be fully felt by the street cross. Street cross. This is the hottest new kick slam in the race world. These here tracks are tight. There's very little room to bend the curves, so make sure. Tamam abi, bu street cross olayı şöyle. Duvarlara yakın yerlerde yarışıyorsun. Yani halk arasında Monaco. Monaco yani. Monaco pistinde yarışacağız street cross'larda. Circuit'larda daha böyle otoban motoban anladığım kadarıyla. Araba direkt sola döndüğünü unuttum. Hanımefendi çok pardon. Oho. Hepsi birbirini biçti. Ben hepsini geçeyim şöyle. Teşekkür ediyorum. Vay. Kaç tur? 3 tur. Şöyle bir el freni. Hop. Çek bir elfo. Şantiyede yarışıyoruz şu an. Yok ya, şantiye değil burası. Gemi yanaştırma yeri. Ne deniyordu ona? Liman. Yine bir akbaba sıkıntısı olacaktı neredeyse ama tecrübelendim. Yalnız bunları ben tur bindiriyorum. Easy. Abi altınızda Civic varsa VTEC sıkıntı yok yani. Oo. Kadın diyor ki sadece yenmek bizde yetmez diyor. Bizde dökeceksin herkesi denize diyor. Yani böyle hani azıcık farklı kazanmak falan bizde işe yaramaz diyor. Orayı kazandı mı tur bindirerek kazanacaksın her yarışında. Başka türlü bu şehri ele geçiremezmişiz. Bu ne? Hoppa, $50. Ah, iyi para. Yolda giderken $50 buldum. Şu mavi yuvarlığa gideceğim. Nasıl gidiyorum oraya acaba? Galiba üst yola çıkmam gerekiyor. Burası mı? Heh, burası. İki
250 bunu kazanırsak. Drag yarışı. Uuu hadi drag. Hadi drag. Zordu yalnız bu ya, ben hatırladım. Vites büyütme neydi? Ha, buldum. Haydi oğlum. Civic vs Civic. Makas atalım mı? Makas, 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 makas. Hop. ...180. Ver 200. Aha, kaza yaptı o. Ver 200. 201. Hadi, yokuş yukarı. Yokuş yukarı zorla. Çok yakın geçtik. 2'de 2. Biraz daha para kazandık. Bir yarış daha yapalım. Sonra modifiyelere bakalım. Arabanın performansını mı modifiye etsek yoksa... şu an aslında hızımız yeterli ya, bilemedim. Window tint. Give your ride an extra touch to style with all new window tint now available at Bayview Car Specialty Shop. Ha, artık arabanın arka aynasını ve camlarını istersek karartabiliyoruz. Camları karartabiliyoruz ya da arka aynayı değiştirebiliyoruz galiba. Olay. Galiba yanlış hatırlamadıysam, yanlış anlamadıysam öyle bir şey dedi. Şimdi sprinte girelim. Burada yakında bir sprint yarışı var diyor. Yalnız bol yarışlı başladık ya. Tak tak tak. Girelim buna da hadi. Ya bence aslında bu oyunda hemen biraz paramızı kasalım kısa yarışlardan ki modifiyeye başlayalım. Öndeki fokusun jantlara falan, şey ön kanada falan bak. Ay yanlışlıkla yine ezdim. Abi o kanat da öyle, dur bakayım, sanki Boeing 737 misin sen? Arabanın yarısı kırmızı yarısı yeşil mi o Miata'nın? Abi Underground'da özlediğim modifiyeler ya. Burada yani modifiye yapacaksanız cıvkını çıkarmanız gerekiyor. Daha az olmaz. Yalnız double overtake, let's go. Hop. Ay. Yalnız fena değil. Fena değildi. Bak şimdi burayı da böyle milimetrik, hop. Minik bir elfo. Nereden gideceğim? Neyse hadi düz gidelim. Kısa yol mu burası? Galiba kısa yol buldum. Aa! Tamam. Hop hop hop. Galiba önden çeker mi? Galiba önden çeker. Üf. Oyun oynaması çok zevkli ya. Nostaljik patlama yaşıyorum şu an. Aman neredeyse bir de arabaya patladım, nostaljik. Şöyle dışarıdan al. Ya fizikleri ne kadar zevkliymiş ya driftin. Payback'ten daha güzel yani fizikleri drift olarak. Ama Payback de güzel oyundu. Bir bu oyun, bak bir bu oyun çok iyiydi. Most Wanted 2005 efsane oyundu. Eğer bu oyun Heat çıkana kadar 5 Kasım'da bu oyunu sevdiyseniz ve daha fazla çekmemi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın videoyu. Kanala yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Neredeyse yarışı kaybetmek üzereyim, bir saniye. Tamam şimdi devam edebilirim, yarışı kazandım. ve bu seriye devam etmemi istiyorsanız like'lar ve hoşunuza giderse tabii ki bundan sonra Most Wanted 2005'i falan da çekebilirim. Hazır Heat'e hazırlık olur. Heat'e daha çok var çünkü. Bakalım. Ya ben aslında çok isterim yani. Hem bu oyunu oynamak hem de Most Wanted'ı. Çünkü ben Most Wanted'ı sıfırdan oynamadım. Bunu da sıfırdan oynamadım. Hep arada arada oynadım. İkisini de sıfırdan oynamak nasılmış merak ediyorum. Bir yarış daha yapacağım. Şurada hemen bir yarış varmış. Ona gidelim. Neymiş bu? Circuit. Haydi bakalım. Düz başladık bu sefer ilk defa. Sola başlamadık. Yandaki Civic'in kanada bakın. İşte bu ya. Ben de böyle bir şey takacağım.
Bu arabanın star ratingi benden daha fazla. Bu arabayı bir star yapmamız lazım bizim. Her dergi kapağında bu arabayı göreceğiz. Veya bir sonraki araba. Ama Civic'le uzun bir süre gidelim diyorum ben. Böyle hani tam Need for Speed, eski Need for Speed mantığı. Böyle başta bir arabayı alıyorsun, uzun bir süre kullanıyorsun. Böyle mesela Civic'le Lambo falan solluyorsun. O mantık yapabiliriz. Ekstrem bir araba gelmezse. Ya şu an bayağı konsantre oldum. Konsantrasyonum gitti. Yalnız bir şey değil mi? Civic hiç acımıyor ikinci arabalara. Şu an en zorda oynuyorum. Patır patır mı döküyoruz? Galiba oyun yeni başladı. Dibinden dibinden uf. Neredeyse ayarlıyordum o virajı. Bilmiyorum, şu an çok eğleniyorum ben bu oyun oynarken. Umarım izlemesi de o kadar zevklidir. Şu an çocukluğuma geri döndüm. Küçüklüğüme, bebekliğime hatta ya. Hemen arabayı modifiye etmek istiyorum. Bak şimdi hop. Elfo. Ay, bir de o arabaya çarpmasaydım var ya. İğne deliğinden geçiyor. Son tur. Yakalıyorlar yalnız beni. Yağmur efektlerine falan bak. 10 sene önce olduğunu düşünürsek. Geliyorduk. Geldik. Burada ne oldu tam anlamadım. Bir bastı kaçtı oldu. Ve bu arada yeni çıkacak Need for Speed Heat oyununu 5 Kasım'da çıkacak olan çekmemi istiyor musunuz? Ona da cevap verin. Yorumlarınızı alalım ona. Ben çok istiyorum çünkü oynamak. Açıkçası yani. Hani istemeseniz de belki çekebilirim. Bu kadar. Bak, kısa kısa yarışlardan paramızı kazanıyoruz ya. Bu kadar. Şimdi modifiyeye gidelim bence. Bakalım ne gelmiş. Egzoz alabiliyoruz artık. Hemen modifiyeye abi, bu kadar yeter. Garaj. Tıklayınca mesela navigasyona bağlanıyor. Bak şu detay bile çok iyi oyunda. Şu an tam benim kameramın altında gözüküyor da. Bağlantı kuruluyor diye 2-3 saniye bekliyorsun. Çok yani iyi bir detay yani. O zamanlar tabi anında da şey yapılıyordu. Bakalım sokakta yine para bulacak durum çekmiş bu. Ya da dur bakayım, orada bir info diye bir şey var. İnfolar ne işe yarıyor ya? Bu. Hadi alayım. Performance shop. Ha, bizim performance shop'a gitmemiz lazım. Aha, para bulduk. Vallahi para bulduk. Tertemiz. Hadi artık şu arabayı bir... Şu bebeği bir güçlendirelim. Engine ECU Transmission. Seat Package 1, 1200. Ne veriyor? Tamam. ECU ne veriyor? Ben direkt abi motor upgrade'imi alıyorum.
Ya da bir dakika, ECU alalım. Biraz paramız kalsın 680'e. Hangi marka aldım? Hadi böyle alalım. Tamam, hızlandırdık arabamızı biraz. Biraz modifiye edeceğim çünkü öbür kalan parayla. Şimdi sesi değişti mi arabanın? Bir dakika, onu çok merak ediyorum. Değişti mi? Ben anlamadım. Garaja gidelim şimdi. Modifiyeyi garajda yapıyorduk galiba. Hadi. Ben buradan gideceğim direkt. Görünmez kaza. Sıkıntı yok, yola devam, sen Civic'sin. Oo, araba ciddi hızlandı. 0-100'e bak. Gayet iyi şu an 0-100 araba. Makine. Bir de biraz daha hızlı gözüktürsek bunu, tamam işte. Yalnız araba ciddi hızlandı. 200'e baksana, geldik bile. Buradan düz gidelim. Aa, köprünün altında navigasyon çekmiyor mu? Yok artık. Ben soldan gideceğim. Şimdi çekiyor köprünün altında, demin çekmedi. Geldik. Bak şimdi girişe bak. Buna Cem Bölükbaşı girişi deniyor. Tam kafamdaki giriş bu değildi ama anladınız. Şimdi... Bu kadar. Change body parts. Aa, hiçbir şey takamıyorum ki daha. Ya. Hah, jant değiştirebiliyorum. Yok, değiştiremiyorum. Hiçbir şey değiştiremiyorum. Sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Peace.